And so Queen Rhaenyra climbed the steps and seated herself on the Iron Throne. Legend has it that as she left the hall later, blood trickled down her legs and hands, proving the Iron Throne had spurned her. She likely gripped the damn thing too tight. Herkese selamlar arkadaşlar. Westeros tarihi video serimizin 26. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ejderhaların dansı başladığı an itibariyle her defasında daha da büyük olaylarla devam ediyor. Bir önceki bölümde sizlere Boğaz Savaşı'nı ve Bal Şarabı Savaşı'nı anlattım. Boğaz Savaşı'nda Ejderha Kıyası Prensi Jacaerys Valyrian öldü. Rhaenyra ve Daemon'un en küçük oğulları olan Prens Viserys ise kayboldu. Rhaenyra Targaryen bu olanlar karşısında daha önceki tepkilerinden daha farklı bir tepki vererek, katılaşarak, sertleşerek, nefretle dolarak, her şeyi göze alarak düşmanlarının üzerine saldırmak istedi. Bu bölüme özellikle Rhaenyra ve Daemon'un gazabı ismini verdim. Çünkü bu bölümde Rhaenyra ve Daemon dahice bir savaş planı hazırlayarak yeşilleri bozguna uğratıyorlar. Videoya geçmeden önce belirteyim, lütfen düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için bölümün sonunda eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Sizler de hazırsanız Kralın Şehrinin Düşüşü'ne geçiş yapalım. Targaryen iç savaşında taraflar ve destekçileri an be an muharebe meydanlarında savaşıyordu. Her gün yüzlerce ve binlerce kişi hayatını kaybediyordu. Diyara kaos hakimdi. İki tarafta bu kaosu bir an önce sonlandırmak için gözünü iyice karartmıştı. Rhaenyra Targaryen Ejderha Kıyası'nda zırhını ve silahını kuşanarak kralın şehrine saldırmak için hazırlık yapıyordu. Benzer bir çözüm kardeşi Aegon yataktan çıkamadığı sırada onun adına hükmeden Aemond Targaryen'ın da gönlünden geçiyordu. Fakat Aemond kız kardeşi Rhaenyra'yı hakir görüyordu. Ona göre en büyük tehlike Harrenhal'da topladığı orduyla Daemon Targaryen'dı. Nehirova lordlarının birçoğu siyahlardan yana saf tutmuştu. Kuzeyden ve vadiden gelecek olan desteklerle Aemond Targaryen Harrenhal'da çok büyük bir ordu toplayabilirdi. Aemond o bunu başarmadan önce ordusuyla beraber Harrenhal'a gidip onu öldürmek istiyordu. Nehir topraklarına hem doğudan hem de batıdan saldırmayı teklif etti. Böylece üç dişli mızrağın lordlarını aynı anda iki cephede savaşmaya zorlayacaktı. Jason Lannister batı tepelerinde müthiş bir ordu toplamıştı. 1000 tane zırhlı şövalye ve 7 katı kadar okçu ve askeri vardı. Jason Lannister'ın Nehirova'ya girmesiyle beraber üç dişli mızlağın lordları yurtlarını savunmak için onunla savaşmak zorunda kalacaktı. Ve bu sayede Harrenhal savunmasız kalacaktı. Aemon Targaryen da ordusuyla beraber ilerleyip Aemon Targaryen'ı öldürecekti. Yeşil Meclis üyelerinin tamamı prensin bu cesur tutumunu desteklemedi. Aemond, Sir Tyrion Lannister ile Sir Criston Cole'un desteğini aldı. Ancak büyük üstad Orwell
Baratheon'ların ordusunun gelmesini, beklemesini istiyordu. Bu sayede Fırtına Krallığı'nın ordusunu da yanına alarak çok daha güçlü bir pozisyonda olabilirdi. Bir önceki bölümden hatırlayacağınız üzere Lord Hightower ile Daeron Targaryen menzilde güçlü bir orduyla beklemekteydi. Lord Jasper Wild ise Prince Aemon'da bu orduyu şehre çağırması gerektiğini söyledi. Bu sayede hem asker sayıları artacak hem de savaşan iki ejderhaları olacaktı. Kraliçe Alicent ise Kral Aegon'un iyileşmesini beklemeleri gerektiğini savunuyordu. Ancak Prince Aemond'un bu tür gecikmelere karnı toktu. Kardeşlerine veya ejderhalarına ihtiyaç duymadığını belirtti. Aegon çok ağır yaralıydı. Daeron ise çok küçüktü. Daemon'un ejderhası Caraxes korkunç bir canavardı. Vahşi bir kurnazdı ve savaşta tecrübeliydi. Ama Vhagar daha yaşlı, daha sert ve iki kat daha büyüktü. Bu yüzden kendisine karşı hiçbir şansı yoktu. Rahip Austes'in söylediğine göre Aemon Targaryen bu zaferin onun zaferi olması gerektiğine karar verdiğini söylüyor. Ve bu zaferi ne kardeşleriyle ne de başka bir adamla paylaşmak istemiyordu. İkinci Aegon kılıcını tekrar almak için yatağından kalkıncaya kadar bu karara karşı çıkılamazdı. Zira naiplik ve hakimiyet Aemon'da aitti. Kararını veren prens 2 hafta içinde Tanrılar Kapısı'ndan çıktı. 4000 kişilik sağlam bir ordunun başındaydı. Harrenhal 16 günlük yürüme mesafesi diye ilan etti. 17. günde Kara Hera'nın salonunda ziyafet çekeceğiz. Amcamın kafası da mızrağımdan aşağıya bakıyor olacak. Batıdaki Kestiri Kayası Lord'u Jason Lannister'a da haber gönderildi. Emirlere uyan Lord Jason, Nehirova topraklarına doğru hareket etti. Üç dişli mızrak lordlarının dönüp onunla karşılaşmaktan başka çaresi kalmamıştı. Daemon Targaryen çok yaşlıydı ve dört duvar arasında sakin sakin oturmasını engelleyecek kadar çok savaş görmüştü. Prensin kral topraklarında hala arkadaşları ve casusları vardı. Aemond'un yola çıkmasından çok daha önce yeğeninin planlarının dedikoduları ona ulaşmıştı. Aemond ve Sir Criston Cole'un kral topraklarını terk ettiği söylendiğinde Prens Daemon gülerek geç bile kaldılar dedi. Zira uzun zamandır bu anı bekliyordu. Prens Daemon kafasında bütün savaş planını kurmuştu. Bu savaş planına göre Aemon Targaryen kralın şehrinden ayrıldıktan sonra Rhaenyra ve Daemon ordularını birleştirerek kralın şehrine saldıracaktı. Daemon Targaryen savaşın başından beri kralın şehrinin savunmasız kalmasını bekliyordu. Aemon Targaryen genç ve tecrübesizdi. Daemon Targaryen da bundan faydalanmıştı. Aemon Targaryen ordusuyla beraber Harrenhal'a doğru ilerlerken Daemon bir başka yol üzerinden ejderhası Caraxes ile birlikte Harrenhal'dan ayrıldı. Rhaenyra Targaryen'da Valerion filosu, ejder dölleri ve kendi ejderhasıyla beraber kralın şehrine doğru hareket etmeye başladı. Bu hareket sırasında Nehirova topraklarında savaş başlıyordu. Kırmızı Çatal'da Lord Jason Lannister kendisini Pembe Bakire Lord'u, yaşlı Peter Piper ve Yaya Durağı Lord'u Tristan Vance ile karşı karşıya buldu. Batılılar düşmanlarından sayıca üstün olsa da nehir lordları mekanı daha iyi tanıyordu. Lannister'lar 3 kez geçişi zorlamaya çalıştı ve üçünde de geri püskürtüldüler. Son teşebbüste Lord Jason, kır saçlı kavalye, uzun yapraklı Peyton elinden ölümcül bir yara aldı. Ancak 4. Lannister saldırısı nehir geçidini aşmayı başardı. Bu kez ölen Lord Vance oldu. Ancak Batılılar bu savaşı kazanıp nehir topraklarına girdiklerinde Lord Jason Lannister savaşta aldığı yaralardan dolayı öldü. Fakat bu savaş ne Nehirova'da ne de Batı topraklarında akan kanı durdurmadı. Çünkü Lord Jason ve onun sancaktarlarının öldüğünden habersiz olan kayıklı Dalton Greyjoy uzun gemi filoları ile Lannister'ların sahip olduğu kıyılara çıktı. Hem yeşiller hem de siyahlar Kızıl Kraken lakaplı Dalton Greyjoy'dan destek talep etmişlerdi. Dalton Greyjoy sonunda seçimini yaptı. Savaşa siyahların yanında katıldı ve yeşilleri destekleyen Lannister'lara
saldırmaya başladı. Demir adamlar öncelikle Lenis limanına bir saldırı gerçekleştirdiler ve bu saldırıyla beraber sayısız serveti ele geçirip yağmaladılar. Lord Jason'ın favori metresini, öz kızlarının da dahil olduğu 600'den fazla kadını esir aldılar. Fakat Jason Lannister'ın eşi Johanna Lannister Kestiri kayasında kalarak bu saldırıdan kurtulmayı başardı. Diyarın başka bir yerinde ise Lord Valis Mutun Pençe Adası'ndan Celticar'lar ile buluşup yanına 100 şövalye alarak yola çıktı. Amaçları Kral Aegon Targaryen'ın ejderhası Sunfire'ı öldürmekti. Hatırlayacağınız üzere Kral 2. Aegon'un ejderhası Sunfire Rock Red Savaşı sırasında ağır yaralanmıştı. Uçamadığı için savaş meydanında kaldı. Kral Eli Kristin Cole ejderhaya bakmaları ve onu beslemeleri için yanına muhafızlar bırakmıştı. Fakat Lord Mutun'un adamları bu muhafızları kolayca püskürtüp öldürdüler. Ancak Sunfire beklenenden daha zorlu olduğunu kanıtladı. Ejderhalar yerdeyken garip yaratıklardır ve yırtık sol kanadı devasa altın solucanın havalanmasını engelliyordu. Lord Mutun canavarı ölüme yakın halde bulmayı bekliyordu. Bunun yerine onu uyurken buldular. Ancak kılıçların çarpışması ve atların gürültüsü kısa bir süre sonra onu uyandırdı ve aldığı ilk mızrak darbesi onun öfkelenmesine yol açtı. Çamurla kayganlaşmış, sayısız koyun kemiği arasında duran Sunfire, yılan gibi sarmal ve kıvrık haldeydi. Kuyruğunu kamçı gibi savuruyordu ve uçmaya çabalarken saldırganlarına altından alevler gönderiyordu. Üç kez yükseldi ve üç kez tekrar yere düştü. Mutun'un adamları onu kılıçlar, mızraklar ve baltalarla çevreledi. Ona çok ağır yaralar verdi. Ancak her darbe yalnızca onu daha fazla kızdırıyor gibiydi. Sunfire o gün orada Lord Mutun dahil birçok kişiyi öldürdü ve sonra da ortadan kayboldu. Sunfire tekrar kanatlanmıştı. Öyle görülüyordu. Ama nereye gitmişti? Yaşayan kimse bunu bilemezdi. Bu arada Prince Daemon Targaryen ejderhası Caraxes'in kanatlarındayken kendini güneye doğru hızlandırdı. Sir Criston'un ilerleme hattından çok uzakta olan Tanrı Gözü'nün batı kıyısında düşman ordudan kaçıp kara suyu geçtikten sonra kral topraklarına giden nehri takip ederek doğuya döndü. Rhaenyra Targaryen ise ordusu, donanması, ejderhaları ile birlikte kralın şehrine gelmişti. Havada Daemon Targaryen ile buluştular. Daemon ve Rhaenyra şehrin yukarısında Aegon'un yüksek tepesi üzerinde halkalar çiziyorlardı. Bu buluşma aşağıdaki şehir sokaklarında dehşete neden oldu. Çünkü halk hayal ettikleri saldırının sonunda geldiğini fark etmişti. Prens Aemon kraliyet ordusu ve ejderhası Vhagar'ı yanında götürdüğü için şehri savunacak büyük bir birlik kalmamıştı. Kraliçe Helena kan ve peynir olayından sonra delirmişti. Bu sebeple ejderhası Dreamfire'ı süremezdi. Aegon ve Helena'nın çocuklarının ejderhaları da oldukça küçüktüler. Halktan binlerce kişi kırsal kesimde güvenli yerler bulmak için çocuklarını ve eşyalarını yüklenip şehir kapılarından çıktı. Şehirde kalanlar evlerinin altına çukurlar ve tüneller kazdı. Bu siyah ve rutubetli çukurlar şehir yanarken saklanmayı umdukları yerlerdi. Bit çukurunda ise isyan patlak verdi. Deniz yılanının gemilerinin doğuda Karasu Körfezi'nden nehre doğru ilerlediği görülünce şehirdeki her bir setten çanlar çalmaya başladı ve çeteler geçtikleri her sokağı yağmaladı. Altın pelerinliler huzuru sağlayana kadar düzinelerce insanlar öldü. Hem Lord Koruyucu hem de Kral Eli orada olmadığından şehrin savunmasını sağlamak Dul Kraliçe Alicent'a düştü. Kraliçe Alicent ipleri eline aldı. Kale ve şehir kapılarını kapattırdı. Altın pelerinlileri surlara yolladı. Ve Prens Aemond'u bulup onu geri getirmeleri için süratli atlara binen biniciler gönderdi. Ayrıca Büyük Üstad Orvail'a tüm sadık lordlara kuzgunlar göndermesi için emir verdi. Orvail odasına geri döndüğünde onu bekleyen 4 altın pelerinli ile karşılaştı.
Bir adam çığlıklarını bastırırken diğerleri de onu dövüp bağladı. Ayrıca Kraliçe Alicent'ın binicileri kapılardan daha öteye gitmedi. Daha fazla altın pelerinli onları orada gözaltına aldı. Majestelerinin bilmediği şuydu. Kral Aegon'a olan bağlılıkları için seçilmiş altın pelerinlilerin 7 kaptanı Caraxes Kızıl Kale'nin üstünde gözüktüğü anda ya tutuklandı ya da öldürüldü. Zira şehir muhafızlarındaki askerler bir zamanlar onları kumanda etmiş şehir prensi Daemon Targaryen'a hala sadıktı. Kraliçe Alicent'ın kardeşi Sir Gawain Hightower ablasını uyarmak istedi. Kendisi altın pelerinlerin ikinci kumandanıydı. Fakat büyük kumandan olan Luthor Largent'in önünde yakalandı. Silahsızlandırıldı ve yolda sürüklendi. Sir Gawain, Sir Luthor'u bir korkak ve bir dönek olarak kınadığında Sir Luthor gülerek "Bize bu pelerinleri Daemon verdi" dedi. Ve hangi yöne döndürdüğünün bir önemi yok. Onlar altın. Sonra kılıcını Sir Gawain'in karnına soktu. Ve deniz yılanının gemilerinden gelen adamlar gidebilsin diye şehir kapılarının açılmasını emretti. Surlarının tüm gücüne rağmen kral toprakları bir günden daha kısa bir sürede düştü. Nehir kapısında kısa ve kanlı bir kavga yaşandı. 13 Hightower şövalyesi ve 100 silahlı asker altın pelerinleri yaklaşık 8 saat boyunca kentin içinden ve dışından uzakta tuttular. Ama kahramanlıkları boşunaydı. Çünkü Rhaenyra'nın askerleri diğer 6 kapıdan hiçbir direnişle karşılaşmadan içeri girdiler. Kraliçenin ejderhalarının yukarıda görülmesi karşı tarafın yüreğine korku saldı ve Kral Aegon'un geriye kalan sadıkları ya saklandı ya kaçtı ya da diz çöktü. Ejderhalar bir bir iniş yaptılar. Prens Daemon Caraxes'i dış avluya indirmeden önce Kızıl Kale'nin kuleleri arasında daire çizdi. Sadece muhafızların kendisine zarar vermeyeceğinden emin olduktan sonra Kraliçe Rhaenyra'nın Syrax'ın sırtından aşağıya inmesini işaret etti. Direncin ümitsiz olduğunu görünce Dul Kraliçe Alicent, Maegor'un malikanesinden babası Sir Otto Hightower, Sir Tywin Lannister ve demir sopa Lord Jasper Wilde ile birlikte dışarı çıktı. Ancak fısıltı başı Lord Larry Strong yanlarında değildi. Kraliçe Alicent, Rhaenyra'ya bir teklifte bulundu. Kral Jaehaerys'in döneminde olduğu gibi birlikte büyük bir konsey toplayalım dedi ve veraset sorununu diyarın lordları önünde masaya yatıralım. Ancak Kraliçe Rhaenyra öneriyi reddetti. "Sen beni cüce mantarla mı karıştırdın?" diye sordu. "İkimiz de bu konseyin nasıl yönetileceğini biliyoruz." Sonra da Wei annesine seçme şansı sundu. "Ya teslim ol ya da yan." Başını mağlubiyetle eğen Kraliçe Alicent kalenin anahtarlarını teslim etti ve şövalyeleriyle askerlerine kılıçlarını bırakmalarını emretti. "Şehir senin prenses" dedi. "Ama uzun süre elinde tutamayacaksın. Kediler gittiğinde fareler ortaya çıkar. Ama oğlum Aemond ateş ve kanla dönecek." Rhaenyra'nın adamları Kraliçe Helena'yı yatak odasına kilitli halde buldular. Ama kralın odasının kapısını kırdıklarında yalnızca yatağını boş, lazımlığını dolu vaziyette buldular. İkinci Aegon kaçmıştı. Kral muhafızlarından Willis Fell ve Rickard Tone ile birlikte çocukları 6 yaşındaki Prenses Jaehaerys ve 2 yaşındaki Prens Maelor'u da yanında götürmüştü. Kraliçe Alicent bile nereye gittiklerini biliyor gibi görünmüyordu. Luthor Largent şehir kapılarından hiçbirinin geçmediğine dair yemin etti. Ancak demir taht hiçbir yere götürülemezdi. Rhaenyra Targaryen uğruna 3 oğlunu feda ettiği taht odasına girdi. Öfkeli ve emin adımlarla yürüyüp demir tahta tırmanmaya başladı. Her yanı kılıçlarla kaplı taht tıpkı Rhaenyra'nın ruhu gibiydi. Büyüleyiciydi fakat keskindi. Ve sonunda Kral Viserys Targaryen'ın kızı Rhaenyra Targaryen demir tahta oturarak kendisini Andalların, Rhoynarların ve ilk insanların kraliçesi, 7 krallığın leydisi ilan etti. Kocası Daemon Targaryen da diyarın koruyucusu olmuştu. Tahta çıkma töreni tüm gece devam etti. Kızıl Kale'deki her kadın ve erkek diz çökerek
affedilmek için yalvardı. Rhaenyra birçoğunu affetse de Kraliçe Alicent'ın babası eski kral eli Otto Hightower'ı affetmedi ve orada kellesinin alınmasını emretti. Rhaenyra tahtının elinden alınmasındaki en önemli faktörlerden birisi olan Otto Hightower'ı gözleri önünde öldürttü. Tören sona erdiğinde büyük bir haz ile tahttan indi. Fakat ellerinden ve ayak bileklerinden kanlar damlıyordu. Orada bulunan herkes bunun ne anlama geldiğini bilse de söylemeye cesaret edemedi. Fatih Aegon'un demir tahtı Rhaenyra'yı reddetmişti.